Pusula Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız sevgili seyirciler. Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alabaş, Genel Başkanlığa yeniden aday olduğunu açıkladı. YİMİS Şemsi Denizer toplantı salonunda yapılan açıklamaya yaklaşık 350 maden işçisi katılarak işte başkan, işte madenci sloganları attılar. Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanlığa yeniden adaylığını açıklayan Eyüp Alabaş, alkışlar eşliğinde kürsüye çıktı. Madenci feneri sönmeyecek! Madenci feneri sönmeyecek! Çok değerli üst kurul delegesi arkadaşlarımızla birlikte önümüzdeki zorlu dönemde görev yapacak yönetici arkadaşlarımızı seçeceğiz. Sendikal politikalarımızı belirleyecek, Türk işe yön verecek kararlar alacağız. Değerli arkadaşlarım, bugüne kadar görüşmelerimizi sürdürdük ve çalışabileceğimiz en uyumlu kadroyu oluşturmaya çalıştık. Amacımız tüm şubeleri kucaklayan uyumlu, tecrübeli bir kadro oluşturmaktır. Ancak genel merkezde 5 yöneticimizin olması oy hesabıyla bakıldığında farklı seçenekleri ortaya çıkarmakta ve seçim alma mantığıyla hareket edilebilmektedir. Bu doğru değildir. Önemli olan 69 yıllık bu kurumun saygınlığını korumak ve güçlendirmektir. Bunun için her vesileyle sendikacılığın bir ekip işi olduğunu anlattım. Anlatmaya da devam edeceğim. Tekrar belirtiyorum. Sendikacılığı layıkıyla yapabilmenin birinci şartı iyi bir ekip kurmaktır. Seçim kazanma ve hesabı kaygısı öne çıkarsa iyi bir ekip kurulamaz. Sadece koltuklar doldurulur. Ama bu kurum güç kaybeder. Değerli arkadaşlarım, dün yani pazar günü bazı arkadaşlarımız akşamın 7.30'unda merkez şube binamızı açarak alelacele bir basın toplantısıyla yönetim kurulu karar adaylarını açıkladılar. Daha fazla söz söylemeye gerek yok. Bu onların kararıdır ve saygı duyuyorum. Bu bir seçenektir ve genel kurulumuzun onayına sunulacaktır. Madenci İstihdamı! İstihdamı! Kardeşlerim, maden işçilerimizin ve Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun, MTA'nın ve özel sektör çalışanlarının daha iyi olanaklara kavuşabilmesi için yapacağımız çok iş var. Sözleşme görüşmelerimiz çok sert geçecek. Grev kararı ciddi bir seçenek olarak önümüzde. Seçimi kim kazanırsa kazansın, yeni bir hükümet kurulacak ve yeni bakanlarla muhatap olunacak. Türk işin desteğini almak zorundayız. Bu örgütü bir an önce seçim saflaşmasından çıkartıp mücadeleye hazırlamak zorundayız. Biz böyle bir ekiple göreve hazırız. Değerli basın temsilcileri, değerli delege arkadaşlarım, ben Eyüp Alabaş olarak genel başkanlığa adayım. Kozlu Şube Başkanımız Hüseyin Kolçak, genel sekreter adayımız. Diğer listeden aday olmuştur. Biz de onun bu işi en iyi şekilde yapacağına inanıyoruz. Ben Eyüp Alabaş olarak bu düşünceyle kendisine taban delege seçimlerinde de destek vermiştim. Çünkü diğer adaylar daha o aşamada bizim karşımızda genel başkan adayı olacağını açıklamışlardı. Evet değerli arkadaşlarım, ben bu ekibe güveniyorum
ve kefil oluyorum. En sağlıklı kararı genel kurul delegelerimiz verecektir. Hepimiz için hayırlısı neyse o olsun. Sizi seviyoruz. Allah'a emanet olun. Başkan Alabaş'ın yanı sıra Kozlu Şube Başkanı Hüseyin Kolçak Genel Sekreterliğe, Üzülmez Eski Şube Başkanı Ergin Cin Genel Eğitim ve Teşkilatlandırma Sekreterliğine, Maden Tetkik Arama Şube Başkanı Durmuş Kılıç Genel Başkan Yardımcılığına adaylıklarını açıklayarak destek oldular. Genel Başkanımız Eyüp Alabaş'ın bu camiaya ilk günden beri tanıyorum, girdiğimden beri tanıyorum. Genel Başkanımızın Ankara'daki çalışmalarında bizzat yanında oldum. Yaşadığı sıkıntıları, evinden ayrı olduğu dönemdeki sıkıntıları yanında yaşadım. Bunun için de ekip başkanımız Sayın Genel Başkanımız Eyüp Alabaş'ın yanında olmaktan gurur duyuyorum. İyi bir ekip oluşturmak için yola çıktık. Ekibimizi güzel bir çalışma yaparak seçimleri kazandık. Her ortamda sendikacılığın ekip işi olduğunu söyledim. Çünkü ben yaşayarak öğrendim. Bunun için de seçim kazanmak üzere değil, iyi bir sendikacılık yapmak amacıyla ekip oluşturarak seçimlere katıldım. Ben buraya kimsenin adam olarak çıkmadım. Ben buraya hiçbir kuruluşun adam olarak çıkmadım. Ben buraya sadece sizlerin desteğiyle, sizler için, hepimizin geleceği için çıktım arkadaşlar. Ocak ayında tamamladığımız taban delege seçimlerinden sonra Sayın Genel Başkanımızın da az önce ifade ettiği gibi biz hepimiz için tüm madencilerin gelecek 4 yıllık dönemde en iyi şartlarda yaşam mücadelesini verebilmesi için en iyi ekibi kurabilmek için tüm bölgelerden kazanan taban delege seçimlerini kazanan şube yöneticisi arkadaşlarımızla ve genel merkeze aday direkt aday olan arkadaşlarımızla 1,5 aydır görüşmeler yapıyoruz. Bu görüşmelerin sonunda tek bir amacım vardı Hüseyin Kolçak olarak. Genel Maden İşleri Sendikası'nın 1946 yılından bugüne dek olan kurumsal kimliğini, onursal tarihini korumak, bundan sonra da aynı şekilde devam ettirmek amacıyla en iyi beşliği oluşturabilmek amacıyla ben arkadaşlarımla gerekli görüşmeleri yaptım. Genel Maden İşleri Sendikası'nın bir diğer genel başkan adayı Ahmet Demirci, Pusula TV'nin sorularını yanıtladı, listesi hakkında bilgiler verdi. Demirci'nin listesinde yer alan Kandilli Şube Başkanı İsa Mutlu, Genel Başkan Yardımcılığına, Amasra Şube Başkanı Hakkı Arslan, Genel Sekreterliğe, Karadon Şube Başkanı Adnan Tıska, Mali Sekreterliğe, halen Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Satılmış Uludağ ise Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreterliğine aday oldu. Günün manşetlerinde Atilla Öksüz'ün sorularını yanıtlayan Ahmet Demirci, listenin oluşumu hakkında çarpıcı bilgiler paylaştı. Zaten bu geri Karadon direktliği ayırmaya gerek yok. Biz Karadon olarak bir bütünüz. Evet. Bizim 75 delegemiz 75'i Karadon'dur yani. Bu yani gelin delegesi, Karadon delegesi ayırmak yanlış olur yani. Biz evet. Karadon olarak bir bütün içindeyiz zaten. Bizim şubemiz bir. Evet. Şeyimiz bir yani. Bizim için ayrımımız yoktur yani. Evet. Adnan Bey olacaktı maalesef. Sonun babasının bir rahatsızlığı nedeniyle son bir aydan beri hakikaten çok büyük sıkıntılar çekiyorum. Babası rahatsız. Tekrar şimdi devamında geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bize git susmuyoruz. Yani, Allah şifalar versin. Evet, yani, evet Allah acil şifalar versin. Onun için Adnan Bey biraz bu konuda şey yaptı. Yoruldu. Çok yoruldu. Bu seçim süresinde de arkadaşlar diğer bölgeler de çok yordular bunu. Biliyorsunuz işte 3-4 gün önce bir sözde dün için basın açıklaması yapacaktık. Evet. Maalesef diğer bölgeler kendi aralarında anlaşmış, ittifak yapıp biz Eyüp'e başladık, tekrar devam edeceğiz diye bir söz sahiplendi. Ondan sonra Adnan Başkan bu şeyi kesinlikle ben de olamam diyor. Ondan sonra da olaylar böyle geçti ve en sonunda benim adaylığım açıklanmış oldu tekrar diyelim yani. Yani. Siz aslında Eyüp Alabaş kanadındaki gelişmeleri takip ettiniz. Ona göre bir strateji ortaya koydunuz galiba. Doğru mudur? Doğrudur. Ya şimdi şöyle bir şey diyeyim size. Eyüp Alabaş'ın şu andaki yani bu iççi arkadaşlardan isteyenlerin yani %80'ini istemiyorum ama bu arkadaşlar niye bu Eyüp Alabaş'ı ısrar ettiler bilemiyorum yani. Biz Eyüp Alabaş'tan aşağı mı olacaklar? Eyüp Alabaş kadar bu başkanlığı yapamayacak mıyız bilemiyorum yani. Onu mantığım anlıyor benim. Evet. Peki şunu da sorayım o zaman. Şimdi kimler var Eyüp Alabaş'la? Kimler hangi şubeden kimler var? İsimler bazında var mı sizde? Şu anda bir şey hani artık beraber yetkilik açıklayabilirler mi? Açıklayamazlar bilmiyorum. Ergin Cim var işte Üzülmez'den. Koz'da da bir şey Kolçak var.
bir de MTA destekliyor diye bir şey var ama kesin bir şey diyemeyeceğim şimdi onda yani. Var mıdır, yok mudur? Onu biz daha sonra öğreneceğiz. Evet. Genel Maden İşçileri Sendikası'nda bir başka isme gidiyoruz şimdi. Armutçuk Şube Başkanı İsa Mutlu. Genel Başkan Yardımcılığına aday olan İsa Mutlu, neden Ahmet Demirci ile birlikte hareket ettiğini Pusula TV'de açıkladı. Günün manşetlerinde Atilla Öksüz'ün sorularını yanıtlayan Genel Maden İşçileri Sendikası Armutçuk Şube Başkanı ve Genel Başkan Yardımcılığına aday İsa Mutlu, Eyüp Alabaş'la ilgili bir sorun olmadığını ifade etti. Tabii ki Eyüp Alabaş'ta bugüne kadar 4 yıldır görev yapıyoruz. Evet. Ben kendisiyle 8 yıldır çalışıyorum. Kendisinden hiçbir kötülük görmedim bugüne kadar. Şahsi hiçbir meselemiz yok. Evet. Sendikal manada kendini yetiştirmiştir muhakkak ama doğru söylemek lazım. Tabanla sorunumuz olduğu müddetçe, tabanımızı arkamıza alamadığımız müddetçe hiçbir şey yapma şansımız olmadığına inanıyoruz. Evet. Dolayısıyla tabii bugüne kadar Eyüp Alabaş'ta yolumuza devam etmeye çalıştık ama nitekim tabandan seçim kazanan delegelerin itirazları, onların yoğun baskıları, onların ille de bu konuda ısrarcı olması bizi en son bu noktaya getirdi. Biz tabii ki isterdik Eyüp Alabaş'la beraber yolumuza devam etmeyi ama tabii taban böyle uygun gördük. Delegelerin talebine biz kulak vermek zorundayız. Tabanın sesine kulak vermek zorundayız. Dolayısıyla en son oluşumun bu şekilde olmasının daha iyi olacağına inandık. Dolayısıyla ben bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı tabii ki inşallah seçilemezse Eyüp Başkanımıza minnettarız. Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili aday adayı Yavuz Erkmen, tüm işçi emeklileri Dul ve Eğitimleri Derneği ile Mısıyat'a ziyaretlerde bulundu. Sıcak bir şekilde karşılanan Erkmen ziyaretlerden mutlu ayrıldı. 7 Haziran'da yapılacak genel seçimler öncesi milletvekili aday adayları temaslarını sürdürüyor. Eski Zonguldak Valisi ve Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili aday adayı Yavuz Erkmen, MHP Merkez İlçe Başkanı Niyazi Kransoy ve MHP Milletvekili aday adayı Sakatlar Derneği Yönetim Kurulu üyesi Meral Demirbaş'la İşçi Emeklileri Derneği'ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Mustafa Sarıoğlu, derneğin yeni binasında emeği olan Yavuz Erkmen'e teşekkürlerini iletti. Devletin de üstelik fazla masrafı sokmadan Sayın Valimizin emekleriyle, iş adamlarının katkısıyla burası yapılmış oldu. Ve yıllar yılı emekli arkadaşlarımız geldiler, bankadan paralarını aldılar. PPT'de işini gördüler, üst katta çıktılar, çaylarını kahvelerini içtiler, gazetelerini okudular. Biz aynı konuştuğumuz gibi yıllar yılı, ben hala da bütün gazeteci arkadaşlarımız gelirler sağ olsunlar. Emekliyle ilgili bir sorun olduğu zaman biz açıklamamızı yaparız. Ben zaten size o tarihte yaptığınız hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. Bu iyiliğin unutulmadı, unutulmayacaktır. Size çıktığınız bu yolda başarılar diliyorum. Emeklileri rahat yaşam koşullarında yaşaması gerektiğini belirten Erkmen, her zaman yanlarında olacaklarını söyledi. Emeklilerimizin hem mali yönden rahat etmesi, işte hepiniz görüyorsunuz, biliyorsunuz. Yıllık bir 25 lira, 26 lira artışla arkadaşlarımızın, emekli arkadaşlarımızın geçinmesine bir defa imkan yok. Bakıyorsunuz diğer sosyal yönlerden pek çok konularda eksiklikler var. Bakın bugün Bağkurlu veya sigortalı arkadaşlarımız emekli olacağı zaman kimi 7500 gün üzerinden emekli olmaya kalkıyor, kimi 9000 gün üzerinden emekli olmaya kalkıyor. Kimi zaman bakıyorsunuz bunların maaş farklılaşmaları oluyor. Başka zaman bakıyorsunuz emekli olanlar gidip kendi adına bir iş kurup çalışmaya başladığı zaman %15 hemen destek primi kesiliyor kendisinden. Yani bunlar hepsi bir problem olarak önümüzde duruyor. İşte biz diyoruz ki İnşallah Allah nasip eder de bu işler kısmet olduğu takdirde nasıl dün biz emeklilerimize canı gönülden hizmet ettik, bunu bir görev saydık. Aynı şekilde bu görevimizi bundan sonra da o çatı altında, o kutsal çatı altında devam ettiririz diye düşünüyoruz. Erkmen ve beraberindekiler daha sonra Müsiyat Zonguldak temsilciliğini ziyaret etti. Müsiyat Zonguldak Başkanı Salih Yılmaz, milletvekillerinin birlik beraberlik içerisinde çalışmasını arzu ettiklerini iletti. Vekil adaylarımızla işte vekil oldukları takdirde de birlik beraberlikte siyasi parti ayrımı yapmadan birlik beraberlik halinde çalışmalarını müsaade olarak arzu ediyoruz. İktidar partisidir, muhalefet partisidir. Müsaade olarak açıkçası bu gözle bakıyoruz. Belki de örneklendirmek gerekirse bir A milli takım olarak da değerlendirmek lazım. Yani A milli takımına diğer takımlardan futbolcular gidiyor ama ülke adına
orada mücadele ediyorlar. Burada farklı partilerden giden milletvekilleri de şehrimiz adına yukarıda birlik beraberlik halinde çalışırsalar açıkçası şehrimizin hayrına olacaktır. Biz de onu tasvip ediyoruz. Yılmaz'ın konuşmasının ardından açıklamalarda bulunan Erkmen, ekonominin günden güne kötüye gittiğini, yatırımcıların Zonguldak'ı özel statüde görerek yatırımlarını yapması gerektiğini savundu. Bu kalkınmada öncelikli yöre filan bunların da ötesinde Zonguldak'a hakikaten özel statüde bir il olarak kabul edilerek yatırımcıların bu bölgede yatırım yapmasının sağlanması ve buna uygun olarak da altyapı şartlarının iyileştirilmesi hedefleniyor. Bu fırsatı da Zonguldak olarak bence kaçırmamamız lazım. Çünkü bütün arkadaşlarımız biliyor ki bugün kalkınmada öncelikli yönü dediğimiz zaman buna bile Zonguldak hasret. Bakıyoruz Bartın'da yatırım yapan bir arkadaşımız işte sigortada şunda bunda bir takım avantajlar elde ederken Zonguldak'a yatırım yapan arkadaşlarımız bundan mağdur oluyor. Bu da eşitsizliği getiriyor. Ekonomide bir rekabet dediğimiz olayda Zonguldak'ın geri kalmasını getiriyor sonuç itibariyle. Yani bu bile Zonguldak için bir avantaj olarak görüldüğü noktada özel il olma statüsünün biz Zonguldak olarak farkına varmamız lazım. Yani bunu hakikaten çok iyi anlatmamız lazım. Zonguldak'ın kurtuluşu reçetesi de budur diye düşünüyorum. Yani özel statüde bir il olarak yatırımcının Türkiye'de ayrıcalıklı bir gözle görülmesi ve burada yatırım yapmasını sağlaması bizim için ön planda gelir diye düşünüyorum. Sevgili izleyenler, sizi Gazipaşa Caddesi'nde yaklaşık 2 haftadır yağmur ve soğuğa rağmen devam eden bir imza kampanyasına götürüyoruz şimdi. Bakalım kaç bin kişi imza atmış, kimler atmış, kimler atmamış. Toplanan imzalar ne olacak? İşte detaylar. Türkiye Taş Kömürü Kurumu maden işçileri tarafından kuruma işçi alınması, eşit işi yapan işçiler arasındaki ücret farklarının giderilmesi ve taşeron uygulamaların son bulması için başlatılan imza kampanyası devam ediyor. Zonguldak göç vermesin, gençlerimiz boşta gezmesin, imza kampanyasına destek olalım. TTK yoksa Zonguldak da yok, gençlik yoksa gelecek de yok. İmza kampanyasının görevli isimlerinden İsmet Hacı Bektaşoğlu, kampanyanın detaylarıyla ilgili olarak Pusula TV'nin sorularını yanıtladı. İmza kampanyası öncelikle Türkiye Taş Kömürü Kurumu Zonguldak'ın vazgeçilmesi ve en önemli istihdam alanı. 6 yıldan beri Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na işçi alınmıyor. Emekli olanlarla beraber Türkiye Taş Kömürü kapanma noktasına doğru gidiyor. Zaten bugünkü siyasi partinin yöneticileri de TTK'nın bu şekilde yaşatılamayacağını ve özelleştirilmesi veya kapatılması gerektiğini söylüyorlar. Bu nedenle biz diyoruz ki TTK yoksa Zonguldak yok. O nedenle Türkiye Taş Kömür Kurumu'na bir an önce işçi alınmalıdır diyoruz. Amacımız birisi bu. 5-6 arkadaşımızla birlikte başlattık. Duyarlı işçi arkadaşlarımızla beraber başladık ama Zonguldak halkının olumlu anlamda tepkisi çok iyi. Bugüne kadar 32 bin imza topladık. 3 Nisan'a kadar biz standımızı burada devam ettireceğiz. 3 Nisan'dan sonra ilçelerimize ve köylerimize de gideceğiz. Oradaki Zonguldaklara ulaşacağız. Onların da desteğini de alacağımızı umuyorum ben. Şimdi biz imza föyünün üzerinde de yazdığımız gibi topladığımız imzaları önce Başbakanlığa, Çalışma Bakanlığına, Enerji Bakanlığına, Türkiye Taş Kömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne, Zonguldak'taki siyasi partilerin il başkanlıklarına ve Genel Maden İşleri Sendikası'na birer nüshasını vereceğiz. Zonguldak halkından ve maden işlerinden böyle bir talebi olduğunu söyleyeceğiz. Tabandan bir basınç oluşturmaya çalışıyoruz Zonguldak'a sahip çıkmak için. Bugüne kadar yanımızda olan, bizi ziyaret eden siyasilere ben teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili aday adayları il ve ilçe yönetimiyle birlikte geldiler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayları zaten sürekli yanımızdalar. Onlara da teşekkür ediyorum. Saadet Partisi ile görüştük, kendileri geleceğini söylediler. Henüz bugüne kadar bireysel gelip imza attılar ama teşkilat olarak gelmediler. AK Parti'den de bugüne kadar aday adaylarından bir tek Kamuran Aşkar standımızı ziyaret ederek desteğini belirtti. Onun dışında kurumsal anlamda haber göndermemize rağmen henüz yanımıza gelmediler. Bunun dışında sivil toplum kuruluşlarının birçoğu yanımıza geldiler. Bekliyoruz. Biz geleceklerini tahmin ediyoruz. Biz Zonguldak'ta ilçeleriyle beraber her yere ulaşmayı hedefliyoruz. Yani bu imzayı biz işte artık 40 bin, 50 bin ne kadar yapabilirsek, ne kadar duyarlılık oluşturabilirsek. Ha şu imza sayısı belki şu anda 32 bin ama 40 bin, 45 bin de olabilir. Burada da kalsa bizim için çok önemli değil aslında. Biz Zonguldak kamuoyuna vermemiz gereken mesajı verdik. Yani TTK olmazsa Zonguldak'ın olmayacağını
Bu anlamda herkes biliyor. Çünkü özel sektörde madenciliğin, yeraltı madenciliğin olamayacağını biz Soma'da, Ermenek'te yaşayarak öğrendik aslında. Bu anlamda biz diyoruz ki tüm madenlerle ilgili işletmeciliği devletin yapması gerekiyor. Bu anlamda biz Zonguldak'ta yeterince duyarlılık oluşturduk sanıyorum zaten. Bizim amacımız, eğer başarabilirsek bunu, ki başaracağımızı umuyorum, biz Ankara'ya Başbakanlığa, Enerji Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı'na imzaları maden işçisi arkadaşlarımızla beraber elden getirmeyi düşünüyoruz. Yani posta yoluyla değil, elden götüreceğiz. Bir veya iki otobüs madenci kıyafetlerimizle Ankara'da biz gerekli duyarlılığı oluşturacağımızı düşünüyorum. Zeki Çakan, MHP Zonguldak milletvekili adayı, gözler kendisinde. Aday adaylığını duyurmasının ardından söylemleri, açıklamaları ve ağabeylik vurgusuyla dikkat çekiyor. Çakan, gördüğü ilgi ve desteğe teşekkür etti. Milliyetçi Hareket Partisi Zonguldak milletvekili aday adayı Zeki Çakan, aday adaylığı sürecine ilişkin bir açıklama yaptı. Çakan yazılı açıklamasında ağabeylik vurgusu yaptı. İşte Çakan'ın açıklamasında öne çıkan detaylar. Saygıdeğer Zonguldaklı hemşerilerimin bizlere göstermiş olduğu yakın ilgi ve alaka bu konuda ne kadar doğru bir karar aldığımı açıkça göstermektedir. Siyaset uzun ince bir yoldur. Bugüne kadar gerek bürokraside gerekse siyasette aldığım tüm görevlerde inançla, azimle ve kararlılıkla ülkeme hizmet ettim. Partimize ve bizlere görev verildiğinde aynı amaçlarla hizmet edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bölgemizde siyaset yoluyla hizmete talip olurken birleştirici, bütünleştirici ve ağabeye ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. İnanın bu ağabeylik görevimi yerine getirebilmek için bütün gücümle çalışacağım. Bu düşüncelerle Ankara'da bulunduğum bugün de saygıdeğer partili çalışma arkadaşlarıma başarılar dilerken tüm hemşerilerime en içten sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Bir kazayı görüntülemek için olay yerine giden İHA muhabiri Murat Küçük, şehir magandalarının tekme tokat saldırısına uğradı. Abiciğim çekme gözün ola. Bırak ne gibi buradan git, ya. Git yürü bırak. Yola ne itiyorsun ya? Yürü lan. Oğlum git yola lan. Niye itiyorsun? Yürü lan. Yürü. Git diyorsam gidecek. Yürü lan. Tamam, oğlum elini kolunu kaldırma. Yaralamalı trafik kazasını görüntülemek için olay yerine giden İHA muhabiri Murat Küçük, olayla hiçbir alakası olmayan şahısların önce sözlü, ardındansa fiziki saldırısına uğradı. Pardon abi. Abi şu boynundan üstüne kan ne ya? Şey var. Kulağından kan geldi lan. Boş ya, kan geldi. Abiciğim çekme gözün ola. Bırak gidi buradan ya. Git yürü bırak. Yola ne itiyorsun ya? Yürü lan. Yola niye itiyorsun? Yürü lan. Yürü. Git diyorsam gidecek. Yürü lan. Oğlum elini kolunu. Önce Murat Küçük'ü olay yerinden uzaklaştırmak isteyen saldırganlar küfürler savurdu. Yürü lan. Lan duruş. Kaybol lan. Kaybol lan. Kaybol lan. Tamam lan. Yürü lan. Yürü lan! Yürü! Tek başına görev yapan muhabire 3 kişi saldıran zanlılar tehditler savurmayı da ihmal etmedi. Yürü lan! Lan duruş! Kaybol lan! Kaybol lan! Kaybol lan! Tamam lan! Tamam lan! Yürü lan! Yürü lan! Çekme! Şehir magandalarının muhabire saldırma anıysa kazayı görüntülemek istediği kamerasına saniye saniye yansıdı. Pardon abi. Abi şu boynundan üstüne kan ne ya? Şey var. Kulağından kan geldi lan. Boş ya, kan geldi. Abiciğim çekme gözün ola. Bırak ne gibi buradan ya? Git yürü bırak. Yola ne itiyorsun ya? Yürü lan. Oğlum, git yola niye itiyorsun? Yürü lan. Yürü. Git diyorsam gidecek. Yürü lan. Tamam, oğlum elini kolunu kaldırma. Tamam. Yürü. Tamam. Tamam, yürü lan. Tamam, yürü lan. Lan duruş. Yürü lan. Kaybol lan. Kaybol lan. Tamam. Kaybol lan. Tamam, tamam, tamam lan. Tamam. Yürü lan. Yürü lan. Çekmeyin oğlum. Çekme. Yürü. Gel. Polis her yerde kaçan saldırganları ararken yaralanan Murat Küçükse hastaneye kaldırılarak müşahede altına alındı. Demir Park'ın önünde trafik kazasını duyunca ben hemen olay yerine gittim. Olay yerine gittiğim gibi artık kaza yapan taraflardan birim. Kim olduğunu bilmiyorum. Orada bir kalabalık, bir grup bana saldırdı direkt. Hiç hani sorgu sual yok, sen kimsin falan yok. Direkt saldırıyor. Şikayetçi misin? Şikayetçi olacağım tabii. Hani biraz bu şekilde gazeteciler kendilerini savunmalı artık. Şikayette bulunmalı. Yani her gittiğimiz olayda biz böyle ya küfürle karşılaşıyoruz ya dayakla karşılaşıyoruz. Kara Elmas Gazeteciler Derneği, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Zonguldak Temsilciliği ve gazeteciler İHA muhabirine yapılan alçak saldırıyı kınadı.
Kara Elmas Gazeteciler Derneği'nde yapılan basın açıklamasında gazeteciler kameralarını ve fotoğraf makinelerini masanın üzerine bırakarak gazetecilere yapılan saldırının son bulmasını basın istedi. Mensupları kamuoyunun haber alma hakkını sağlamak için bilgisini gündüzüne katıp uğraşmakta kamu görevi ifa etmektedir. Binbir güçlüklere rağmen yapılan bu görevde yaşadıkları saldırılara bir yenisi dün gündüz vakti emniyet müdürünün karşısında gerçekleşmiştir. Yolun karşısına geçmeye çalışan iki yayaya çarpılması sonucu kaza yerine giden gazeteci arkadaşımıza görüntüyü çekmeye çalışırken hiç olayla alakası olmayan kişiler tarafından saldırı düzenlenmiştir. Kamu görevini yapmaya çalıştığı sırada Magandalı'nın saldırısına uğrayan arkadaşımız vücudunun değişik yerlerine darp alarak hayati tehlikeye atlatmıştır. Münferit bir olay gibi gözükse de 4 kişinin organize saldırısı ve sonrasındaki pişkin tavırları gazeteciye bakış açısını ortaya koymaktadır. Gazeteciye yapılan fiili ve sözlü saldırılar normal bir vaka gibi karşılanır hale gelmiştir. Hatta birçok olayda kolluk kuvvetlerinin dahi müdahale yapmaması ve kamu görevi ifa eden gazeteciyi kollamaması gelinen vahim noktayı ortaya koymaktadır. Saldırıyı düzenleyenler emniyetteki ifadelerine trafik kazasında yaralanan bayanın arkadaşları olduğunu beyan etmiş. Hatta gazeteci arkadaşımızın sözlü hakarette bulunduğunu ifade etmişlerdir. Kamera kayıtları malumdur. Gerçektir. Artı 60 yaşındaki bir bayanın genç saldıranların arkadaşı olmayacağı da malumdur. Bu olayda aslında hem adli vakalar, adli merciler hem emniyetle dalga geçilmektedir. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Saldırı kınıyor, saldırıyı şiddetle kınıyor. Tüm gazeteci arkadaşlar olarak, meslektaşlar olarak saldırıyı kınıyor. Bundan sonra kamu görevi yapan gazeteci arkadaşların böylesi insanlık dışı durumlarla karşılaşmaması için yetkilileri göreve davet ediyoruz. Gazetecilerin kamu görevi yaptığına dikkat çeken Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Zonguldak temsilcisi Atilla Öksüz ise Zonguldak Valisi Ali Kaban'ı ve Zonguldak İl Emniyet Müdürü Osman Ak'ı basına sahip çıkmaya davet etti. Elimizden geldiğince herkes kendi ölçüsünde, kendi çapında kamu görevi yapıyor. Kamu görevi yapıldığını unutmaması gerekiyor kamuoyunun ve özellikle ben Sayın Vali Ali Kaban ve Sayın Emniyet Müdürü Osman Akın da böylesi saldırılar karşısında, STK'larında böylesi saldırılar karşısında basına sahip çıkmaya davet ediyorum. Çünkü onlar sahip çıkmadığı zaman, sahip çıktıklarını göstermedikleri zaman bu saldırılar ne yazık ki çok fazla azalmayacak. Murat arkadaşımıza büyük geçmiş olsun diyorum. Bunlar zaman zaman oluyor. Başka arkadaşımızın da başına geliyor. Şiddet nereden gelirse gelsin hepsinin karşısında olmamız gerekiyor. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun tekrar Murat. Saldırıya uğrayan İhlas Haber Ajansı muhabiri Murat Küçükse yaşanan saldırının ne ilk ne de son olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu. Mesleğe başladığım günden beri hemen hemen her gün küfüre ve hakarete maruz kalıyorum diğer gazeteci arkadaşlarımla beraber. Bu sefer bu küfür ve hakaret fiziksel saldırıya dönüştü. Hiç tanımadığım, olayla alakası olmayan 4 şahıs tarafından hiçbir şekilde uyarı almadan durup dururken sırf orada burada gazeteci dövdük biz diye hava atmak için bana saldırdılar. Çevrede yaklaşık 50-60 kişi vardı kaza yerinde. Zonguldak halkı da burada onların da duyarsız olduğunu belirtmek istiyorum. Hiçbiri müdahale etmedi. Beni yaklaşık 5 dakika boyunca yolun kenarından AVM'nin içine kadar vurdular. Bu şekilde kendilerinden şikayetçi oldum. Bu davanın da sonucunu gerçekten merak ediyorum. Bu davanın sonucunun da emsal niteliğinde olacağını düşünüyorum. Bundan sonra bu dava sonucunda gazeteciye ne kadar değer verildiğini hepimiz göreceğiz. Bekliyoruz. Alaplı'da Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları kapsamında İdeal İnsan Son Peygamberin Hayatı konulu ödüllü kitap okuma yarışması sınavı yapıldı. Türkiye genelinde Zinde Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Son Peygamber platformu tarafından düzenlenen Ufka Yolculuk Kültür Yarışmaları kapsamında Alaplı Gençlik Spor İzcilik Kulübü Derneği öncülüğünde İdeal İnsan Son Peygamberin Hayatı konulu ödüllü kitap okuma yarışmasının sınavı yapıldı. Alaplı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
ve Alaplı Anadolu Lisesi'nde yapılan 7'den 77'ye her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği sınavlarda sınava girenler ter dökerken veliler ve aileler de sınav heyecanı yaşadı. Yaklaşık 374 kişinin katıldığı sınav sonrası değerlendirmelerde bulunan Alaplı Gençlik Spor İzcilik Kulübü Derneği Başkanı Rahim Kara, bu yarışmada biz tek yumruk olduk dedi. Bu yarışma aslında 6 tane farklı kategoride yapıldı. Yani benim kategorim yok cümlesini tamamen ortadan kaldıran bir yarışma bu. 7'den 70'e herkesin katılabildiği bir yarışma demiştiniz. Ben Alaplı'ya hayırlı olmasını diliyorum. Sonuç olarak yapılanlar Alaplı'yadır. Biz bu yarışmada şunu gördük. Gerek ilçe milli eğitim müdürümüz olsun, gerek ilçe müftümüz olsun, gerekse de ilçe kaymakamımız olsun. Gerçekten bu yarışmada biz tamamen tek yumruk olduk. Tek yürek olduk. Bu yarışmanın Alaplı'ya faydalı olması için ellerinden ne geliyorsa bize yardımcı oldular. Biz de bu düşüncelerle çocuklarımızın sınavda maksimum faydayı elde etmeleri için onlara soru hazırlama noktasında olsun, sınav esnasında kendilerine güvenlerinin gelmesi noktasında olsun, sürekli onların destekledik, onlara yardımcı olmaya çalıştık. Bizim bu yarışmadaki sloganımız çok önemli. Ben bunu burada özellikle söylemek istiyorum. Biz diyoruz ki Alaplı olarak Türkiye genelinde verilen hediyelere biz ortağız. Alaplı küçük bir ilçe olabilir. Biz çok iyi bu sınava hazırlandık ve Türkiye genelindeki hediyelere ortağız. Ve şunu iddia ediyoruz. Özellikle A ve B kategorisinde Türkiye genelindeki hediyelerin birinci veya ikinci veya üçüncüsü Alaplı'dan çıkacak diye düşünüyoruz. Sevgili seyirciler, bir son dakika gelişmesiyle bültenimize ara veriyoruz. Ereğli'de iş adamı Ahmet Büyükemir Usta'yı vuran Şevki Demirel, kaçak olarak yaşadığı Balıkesir'de yaşamını yitirdi. Geçen yıl Meydanbaşı Camii önünde iş adamı Ahmet Büyükemir Usta'yı vuran Şevki Demirel, geçirdiği rahatsızlık sonrası kaçak olarak yaşadığı Balıkesir'de hastaneye kaldırıldı. Hastanede başkasına ait kimlikle işlem yapılırken polis durumu fark etti ve Şevki Demirel'i gözaltına aldı. Yaşadığı stres nedeniyle kalp krizi geçiren Şevki Demirel yaşamını yitirdi. Evet, bültenimize devam ediyoruz. Ereğli'de gece saatlerinde başlayan yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan sis kara ve deniz yolu ulaşımında olumsuzluk yarattı. Ereğli'de gece saatlerinde denizden gelen sis dalgası sabah saatlerinde yoğunluğunu artırdı. Yoğun sis nedeniyle Zonguldak İstanbul Karayolu'nda görüş mesafesi 25 metreye kadar düşerken Zonguldak Bölge Trafik ve Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri sisin yoğun olduğu bölgelerde denetimlerini artırarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Mithatpaşa Mahallesi Muhtarı Murat Topçu, 30 Mart'ta muhtarlığa seçilmesinin üzerinden geçen bir yılı değerlendirdi. Topçu, önceden Mithatpaşa Mahallesi'nin isminin sadece Mithatpaşa Tüneli ile anıldığını, ancak yapılan çalışmalarla Mithatpaşa'nın adını duyurduğunu ifade etti. Mithatpaşa Mahallesi Muhtarı Murat Topçu, görevdeki ilk yılını değerlendirdi. Kamu yatırımlarıyla birlikte bölgenin hızlı bir dönüşüm içerisinde olduğunu belirten Topçu şunları söyledi. Mahallemiz şehrin gelişimi ve yeni ticari alanların açılımı için önemli mahallelerimizden biridir. Şöyle ki şehrin merkezi içerisinde kalmaktadır. Mithatpaşa tünelinden sonra 69 ambarları ve çevresi şehrin yeni ticari merkezlerini oluşturacaktır. Kamu yatırımları ile birlikte bölge bir dönüşüm içerisinde hızla gelişecektir. Bu gelişmeler yaşanırken mahallemiz gecekondu görünümünden de kurtulacaktır. Tapularımızın da dağıtılmasıyla yaşanılan bir mahalle olacağına inancım tamdır. Bir yıl boyunca neler oldu kısaca bahsetmem gerekirse, bir, mülkiyet sorunu ve çözümü. Değerli Celal Arslan abimiz bine yakın Mithatpaşa tapularını
istiyor adlı imza kampanyası başlattı. Ve sizin nezdinizde ben Celal abimize saygılar sunuyorum ve ilgisinden dolayı da teşekkür ediyorum. İki, Mithat Paşa Tüneli ile ilgili kamulaştırma yapılarak ikinci makasın son hali ve mahkeme sürecinin yakın zamanda sonlanacağı. Üç, muhtarlık yerinin yıkılarak yeni yeri olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Köprüsü altındaki dükkanların üstüne konulmasında ve başta bölge milletvekilimiz Özcan Ulupınar'a, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürümüze, Sayın Valimiz Ali Kaban Bey'e, Belediye Başkanımız Muharrem Akdemir'e ve tüm emeği geçenlere sonsuz teşekkür ederim. Dördüncü maddemiz ise Azize Caddesi girişine AVM yapılması, mahallenin değerini arttırmış, yapımı hızla devam etmektedir. 5. Kış boyunca 12'ye yakın heyelan olmuş iki aile evini boşaltarak devlet tarafından kiraları verilip başka yerlere yerleştirilmiştir. 6. maddemiz olan son maddemizde ise mahallemizin asli mezarlık girişinden başlayıp anıt sitesi altından geçen baraj suyunu taşıyan ana şebeke yol güzergahında devamlı olarak patlamakta ve yolların bozulmasına sebebiyet vermektedir. Ayrıca anıt sitesi altından geçmesi borunun patlaması halinde heyelanlara sebebiyet vereceği endişesindeyim. Bu konuyla ilgili Zonguldak Belediye Başkanlığı'na dilekçemi vermiş bulunuyorum. Diyerek ağzı arkadaşlarım ve tüm gayretimizle mahallem adına ne yapmamız gerekiyorsa yapacağımı ifade eder. Siz değerli basın mensubu arkadaşlara saygı ve sevgilerimi sunar selamlıyorum. Sevgili seyirciler, bir son dakika haberimiz daha var. Fefkani Köprüsü'nde bir tır köprü ayağına takıldı. Ankara yönünde trafik akışı durdu. Şu an telefon hattımızda Atilla Öksüz var. Son dakika gelişmesinin ayrıntılarını kendisinden alacağız. İyi akşamlar Atilla Öksüz. Alca merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Nedir son durum, sizden alabilir miyiz? Hemen aktarayım. Burası çok kritik bölge, Zonguldak. Daha doğrusu Fefkani Köprüsü'nün çay damarı ayağındayız. Burada ne var? Daha doğrusu burada köprünün hemen altına takılmış bir beton sürüsü var. Köprüye çarpmış durumda. Trafik durdu tamamen şu an Ankara yönüne. Daha doğrusu bu istikamete, Üzülmez istikametine giden trafik tamamen durmuş durumda. Ve dolayısıyla arkadaki araçlar da, yani Kozlu Kavşağı'ndan, Kozlu istikametten gelen araçlar da yol kapalı olduğu için geri çevriliyor. Burada trafik ekipleri de geldi ve trafik akışına bu anlamda yönlendirmeye çalışıyorlar ve bu istikamete gidecek araçları Kozlu Kavşağı'ndan, yani Kozlu Otobüs Durakları'nın kalktığı Soğuk Su Kavşağı'ndan diğer istikamet, yani Madenci Antalya istikametine yönlendiriliyor. Burayı da o kadar önemli kılan, bu kadar önemli kılan etken şu, köprüyle ilgili, Fefkani Köprüsü'yle ilgili zaman zaman köprü yıkılmalı mı, yaşatılmalı mı tartışmaları her zaman gündeme gelmişti, özellikle seçim dönemlerinde. Köprü de daha önce hasar tespit edilen bölge burası ve burada geçtiğimiz aylarda ilave bir çalışma yapılmış köprü sağlamlaştırma için ama başlatılmış ama bunun arkası gelmedi, konuşuldu, gündemdeydi. Tam da beton silosunun çarptığı nokta burası, bu yüzden hassas. Köprüde bir hasar çok şu anda gözle görülür, çok bariz bir hasar görünmüyor köprü ayağından ama ancak aracın üzerindeki beton silosunda ciddi hasar var. İç makineleri bekleniyor. Köprünün altında tamamen sıkışmış durumda beton silosu. Yani bir köprünün alt kısmıyla beton zemin arasına sıkışmış bir beton silosu düşünün. İç makineleri bekleniyor. Daha doğrusu öncesinde kurtarma çalışmalarına biraz yardımcı olması için tırın lastiklerin havası indiriliyor. Yani arkadaki bölümün lastiklerin havası indiriliyor. İç makineleri daha sonra burası bu araç geri çekilecek. Ölen ya da yaralan ya da kazada başka bir hasar yok. Bu işin sevinmiş tarafı ama şu olabilir de arkada başlı araçlar vardı. Hızla gelip bu hızla duran, daha doğrusu ani bir şekilde duran, köprüye sıkışıp duran beton süresine çarpacak araçlar olabilir, çarpan araçlar olabilirdi. Tat başka sorunlar önümüze gelebilirdi. Çok şükür şimdilik bunların yaşanmamış olması önemli ama acı olan şu, Balca, Zonguldak bundan dert çıkarmıyor. Biz aynı yerde defalarca pek çok kazaya tanık oluyoruz. Pek çok olaya tanık oluyoruz. Neden buna rağmen dert çıkarılmaz? Neden buna rağmen uyarı tabelaları yeterince kurulmaz? Ve ama burası bir gün baş yakacak. Burası bir gün birisinin başını yakacak. Emin ol, bu mantıkla giderse Zonguldak idareciler... Evet, sesini de duyuyorsunuz şu anda. Zonguldak idareciler bu mantıkla buraya çözüm bulmazlarsa ne yazık ki burada çok daha tatsız, olumsuz olaylar yaşayabiliriz.
şimdilik hepimize geçmiş olsun. Bu arada Eriyeli'den falan bir başka kaza haberi var. O da çocuk parkına uçan bir otomobil ilgili. Orada da şans eseri aracın uçtuğu bölgede bir çocukların olmamış olması o saatte, o dakikada büyük şans. Şimdi geçmiş olsun aktarabileceklerim bunlar. Teşekkürler Hatice Öksüz. Geçmiş olsun tekrardan. Sırada hava durumu var. Ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.